Merhabalar, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yepyeni bir programla sizlerle beraberiz. Bugün çok özel misafirlerimiz var. Eğer takip ediyorsanız Konya'da çok özel bir etkinlik yapılıyor. Kitap günleri yapılıyor ve Konya dışından çok değerli isimleri ağırlıyoruz bu hafta içerisinde. Şimdi stüdyomuzda iki değerli isim var. Davetimizi kırmayıp geldiler. Aydın Ilgaz ve Nilgün Ilgaz, çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için hoş geldiniz. Çok yoğun geçiriyorsunuz aslında fuarı. Zaman ayırdınız bize de. Tekrar teşekkürler. Bu arada Konya'ya ilk defa mı geliyorsunuz? Hemen onu sorayım size. Yok, bir kere daha eşimle geldik. 2006'da TÜYAP Kitap Fuarı'na. O işte ilgi biraz düşük olduğu için ara verildi ama belediyenin yaptığı, geçen sene katıldığımızda çok kalabalık olduğu için bu sene tekrar. Ardının ikinci. Benim ilk. Yani İlgün'ün ilk, yani belediyeninkine ilk geldik. Peki o 6 yıldaki değişimi hissettiniz mi? Evet. İşte okur kitlesinde ya da şehirde evet, bir farklılık geldi. Evet, kesinlikle. Çok çok büyük fark var. Bana göre çok büyük fark var. Çok güzel. Yani yoğun geçiyor. Harika. Geçiyor. Zindan Kale'yi herkesi bekliyoruz. Şimdi Aydın Bey sizinle ilgili, Nurhan Hanım sizinle ilgili ayrı ayrı programlar yapılması gerekiyor. Hatta öyle ki yayın eviniz var, Çınar Yayın Evi, babanız var. O kadar değerli bir isim ki yine başlı başına bir program konusu. Rıfat Ilgaz dediğimiz zaman ha babam sınıfından artık bilmeyenimiz yok. 7'den 77'yi hepimiz biliyoruz, saygıyla anıyoruz. Yine Nilgün Hanım'ın çok güzel çalışmaları var. Programdan önce kendisiyle kitapları hakkında ufak konuştuk ama daha da açacağız o konuyu. Çocuk kitapları, çocuk edebiyatı ülkemize önü çok açık bir alan. Ben mesela kendi çocukluğumu düşünüyorum. Ömer Seyfettin'i hatırlıyorum okuduğumu. Ve diğer bütün kitaplar maalesef hep yabancı klasiklerin çevrimi. Ya da işte La Fontaine masalları alınmış, oradaki karakterler Türkçe yapılmış işte, değiştirilmiş. Çok bir şey hatırlayamıyorum Türk edebiyatımızın çocuk eserleriyle ilgili. Şimdi öncelikle Aydın Bey sizinle başlamak istiyorum. Tamam. Geçmişe doğru dönüp baktığımız zaman çok güzel bir yolculuğunuz var. Dolu dolu geçirmişsiniz bugüne kadar vaktinizi. Babanızdan aldığınız çok güzel bir miras var. Ve onu yayın evini de götürerek çok güzel bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Şimdi içinde bulunduğunuz noktaya baktığım zaman daha çok edebiyatla yoruluyor değil mi zamanınızın çoğunluğu? Evet. Yayın evi var, bir de yapmış olduğunuz babanızla ilgili çok güzel bir çalışma var. Şu açıdan baktığımız zaman nasıl geçiyor hayat sizin için? Şimdi ben babamla olan diyaloğumdan bir nevi Rıfat Ilgaz benim için bir atölye gibi, bir laboratuvar gibi oldu. Çünkü onun bana verdiği birçok şeyi ben yurt dışında da yaşadım 7 sene, Amerika'da bulundum. Oradaki kültürün Türkiye'deki arasındaki farklılığını, yani uygulama açısından çocuklara bakış, edebiyat, sanat, kültürün Türkiye'de nasıl olması gerekir diye düşündüm. Ne yazık ki bizim vakıf benzeri kurumlarımızın sayısı çok az. Mesela ben Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi diye başladığım zaman vefatından hemen sonra destek alamadığım için birçok yerlerden bir ticarethane gibi oldu ve maalesef bir onun çok güzel yerinde almış olduğum bir binayı elden çıkarmak zorunda kaldım. Ama hep onu yaşatmak için bir müze gibi olsun istedim. Şimdi İstanbul'da tekrar Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi diye bir yer açıyoruz eşimle birlikte. Yeri neresi olacak? Bu TÜYAP Kitap Fuarı'nın yapıldığı, yeni gelişen, İstanbul'un en çabuk büyüyen Beylikdüzü ve Büyükçekmece arasında
Sinanoğlu'na Mimaraba diye bir yer var. Orada başlatıyorum. Bu biraz şu açıdan iyi oldu. Oranın halkı her şeye uzak olduğu için biz böyle bir yer açınca kitap açısından, kültür merkezi açısından hani Allah razı olsun diyenler çok. Yani Taksim'in göbeğinde büyük bir yerde yapıp bir şeyi bölüşmek yerine az olan bir kültürü bir yere taşımak gerekiyor diye düşündüm. Aa, çok güzel bir düşünce. Biraz zor oluyor ama böyle şey gibi mahallemizin kültür merkezi gibi oldu. İnsanlar geliyorlar. Dualarını alıyoruz. Kafi geliyor yani. Ne güzel. Bir de şu açıdan düşündüğüm zaman babanız o kadar güzel bir miras bıraktı ki Hababam sınıfı. Evet. Şimdi birkaç aya bir, 3-5 aya bir hemen her TV kanalında biz bu filmi görüyoruz. Ve çok yaşlı da olalım, çok genç de olalım, çocuk da olalım, biz o ekranda takılı kalıyoruz. Ve ne kadar çok izlersek izleyelim, aynı replikleri ezberlersek ezberleyelim, tekrar yeni izleyecek bir şeyler bulabiliyoruz o filmde. Bu nasıl yaşayan bir şeydir? Ne kadar güzel bir mirastır. Belki başlı başına Hababam sınıfı bile o müze görevini, o kültür mirasını yaşatıyor gibi geliyor bana. Bir kere babam öğretmendi. Hem de Anadolu'nun içinden geldiği için hep onu derdi. Büyük şehirler Anadolu halkını küçük görür derdi. Dolayısıyla büyük şehrin yani İstanbul'un yani Bizans'ın kültürünü biz Anadolu'da özümseyemedik derdi. O yüzden ben Anadolu halkının kültürünü ortaya çıkarmak için yola çıktım ki bunu öğretmen olarak en ücra köşesinde Türkiye'nin öğretmenlik yaparken yokluğu yoksulluğu gördüm. Hatta bunun bedelini de babam öğrencisini halkı sevdiği için İstanbul'da 40 yıllarında tek partili zamanda yazdığı bir şiir kitabının adı sınıf olduğu için ki okuldaki çocukları yazdığı için bir nevi hiç söylemesi bile zor. Yani tabut şeklindeki bir yerde 18 gün kalmak zorunda kaldı. Tek suçumuz sürü insanlar gibi konuşmak. Kitaplar suç ortağımız diye bir şiirinde yazar. Orada Anadolu'daki çocukların paltosuz ve ayakkabısız olduğu için okula gelemediğini ve bunu kendine dert ettiği için mahkeme sıkı yönetim komutanı bu sözü kullanarak ayakkabısız, paltosuz 40'lı yıllarda adam yoktur gibi bir yalanın halbuki olmaz olur mu değil mi? Olur. Şimdi babam insanı çok severdi. Bir şiiriyle bitireyim onun dünya görüşünü. Ölümünden sonra buldum ben bu şiiri. 91 yılında yazmış. 3 dize yani babamın 80'e yakın kitabı var. Binlerce satır her şeyi var. Milyonlarca harf kullanmış. Son şiirim diye bir şiir yazmıştı ki bu beni çok duygulandırır. Elim birine değsin, ısıtayım üşüdüyse, boşa gitmesin son sıcaklığın. Bir insanın son sıcaklığının bir de işe yarayabileceğini ve bunun boşa gitmesin de bir ele değeyim de benden gitsin, işe yarasın. İnsan sevgisini gösterir diye düşünüyorum. Bu bir biraz ağır bir söz ama üç dizeye sokması kilometrelerce yazılar yazılabilir ama imbikten geçirip bunu elin birine değsin, ısıtayım üşüdüyse, boşa gitmesin son sıcaklığım. O insanlara sıcaklığını vermeyi sürdürdü yıllarca ve ben şunu anlıyorum. Hababam sınıfındaki sıcaklık baktığımız zaman değişmeyen bir insan tipi var orada. Öğretmen var. En sınıfın yaramazı bile insana zarar vermiyor. Evet. Şakası bile öğretmenle birlikte yapılan o ilişkilerde bizim Anadolu sevgisi var. Hem saygı var hem müziplik yani o Anadolu insanının eğitimsel bile olmasa yaşamdan gelen bir tecrübesi var. Peki Hababam sınıfını yazarken size herhangi bir anı bıraktı mı babanız? Nasıl bir ortamda yazıyordu? Sizinle paylaşmış mıydı? O yılları hatırlayabiliyor musunuz yazım sürecini? Tabii babam yazı yazdırılmadı o yıllarda. İmzasını kullanamıyordu.
Dolmuş diye bir mizah dergisi çıkarıldı. O Dolmuş gazetesinde, dergisinde yazı yazabilmesi için adının geçmememesi lazımdı. Hababam sınıfını babam takma isimle yazdı. Dolmuş dediğimiz binek arabanın parçalarını sakıncalı yazarlar. Korna, düdük, zurna işte neyse birinci vites, ikinci vites gibi isimler alarak yazdılar. Babam o toplantıya geç kalmış. Arabanın parçaları bitmiş. Demiş ki ne kaldı? Kala kala Dolmuş'un yedek lastiği. Yani şoför ağzıyla stepne denir ona. Babam stepne takma adıyla yazdı yıllarca. 87 hafta sürdü. Ben de Kabataş Erkek Lisesi'nde yatılıydım. Param biterdi. Hafta içinde çarşamba günleri izinliydik. Giderdim babama. O da bana parayı verirken harçlığımı birkaç laf söyle de bize faydası olsun de. Kendi anılarıyla tabii. Bu benim birebir değil. Çok ufak bir iki şey anımsatırım. Yani hatta eğitimin süre geldiğini, onun zamandaki çocukluğundaki öğretmen ilişkileri, okul ilişkilerinin benimkiyle bağdaşan noktalarını bulur. Aynı şakaların kendisi tarafından da yapıldığını hatırlar. Bizim mesela Kabataş'ta Bacak İsmail dediğimiz kısa boylu bir beden hocamız vardı. Onun da Badi diye bir arkadaşı varmış. Onunla isim değişti. Babam ortaokuldayken biraz gıdasız kaldığı için biraz boyu kısa kalmış, güdük derdi. Sonra voleybol falan oynayacak kadar boyu uzadı, 1.80'leri falan geçti ama kendini Güdük Necmi olarak orada gösterir. Evet, Güdük hep, Necmi çok zekidir aynı zamanda, evet, değil mi? Arkadandır, arkadan. O libero oynar futbol olduğu gibi. Ama ondan çıkar şeyler. Ama küçük ufak tefek olduğu için de aradan kaçar. İnek Şaban tabii Kemal Sunal'a verilmiş bir görevdi ama babamınkinde gerçekten bizim dilimizde yani Türkçemizde inekleyerek okuyan, hani zekası var ama biraz zor algılayan tipi gösterir. Bu klasik bir tiptir. Hani böyle biraz ağzı küfürlü, babam hiç küfür ettirmek istemezdi öğrencilere. Ama tabii bu sadece Türkiye'de değil, Japonya'da da oynandı bu. Çin'de dünya edebiyatında yapılan bir şey, liseler arasında, 1,5 milyar nüfusta liseler arası tiyatro yarışmasında Hababam sınıfını Çince oynadılar çocuklar. Hatta biz acaba İnek Şaban'a veya Güdük Necmi'ye Çin Çong mu diye dediler falan diye gülüşmüştük. Bunlar hala bugün dünya, bilirsiniz, film dünyasında International Movie Database dedikleri meşhur şeyde en yüksek reytinglerden birini alır Hababam sınıfı. 10 üzerinden 9 ve 8,5 arasında durmadan, yani ilk mizahta, dünya mizahında, film mizahında ilk 30 sırada, 30. sıradadır Hababam sınıfları. Çok güzel. Bir de o kadar başarılı bir cast yapılmış ki. Evet. İşte Münir Özkul'dan Kemal Sunal'a varıncaya kadar bütün tiplemeler tam oturmuş. Bütün replikler. Adile Naşit. Değil mi? Adile Naşit. Bütün oyuncular başlı başına zaten o karakterleri taşıyor. Çok da güzel bir ekip çalışması da ortaya çıkmış. Aynı zamanda. Bir şey var bizim dikkat edilmiyor ki biz ondan çok uzaklaşıyoruz. Türk tiyatrosu, sinemasında biz durmadan star arıyoruz. Bakın bunda hiç star yoktur. Yani hiçbiri öne çıkmamıştır. Hepsi star. Hepsi star. Topluca, evet. Bu gerçek bir toplumsal bir sorundur. Yani şimdi bir sınıfta herkesin bir rolü vardır. Futbol takımında da herkesin rolü vardır. Yani biz kaleciye sen az oynuyorsun diyemeyiz. Ama bütünüyle maçı kazanırlar. Babam onu da bilhassa düşünürdü. Çünkü babam ayrıca yazdıklarından da çok içeride kaldığı için hapishaneyi de iyi tanımıştır. Biraz da oranın yaşam tarzında insanların nasıl birbirleriyle çok iyi uzlaşmak zorunda kaldığını, adamla 30 sene beraber oturup kalkıyorsun aynı, evet, mekanda. Derken tüberküloz olmuştur içeride. Bu sefer hastaneyi bilir. Mesela Pijamalılar diye çok güzel izahi bir romanı vardır. Keşke o da film olsa.
Bunları mizaha dönüştürebilmek de çok başka bir cesaret, başka bir güç değil mi? Şiirde de mizah yapar babam. Yani babam şunu düşünmüştür. Bir kere basit yazılma diye bir söz vardır, yanlıştır o, yalın. Bütün kullandığı kelimeler bizim halk dilindeki Türkçedir. Evet. Beni bile düzeltirdi, şu kelimeyi at. Örneğin, misal sözlerini kullandım tutmaz mı? Divana, Anadolu'da buna söz gelimi denir derdi. Bana konuşurken bile yani şehir Türkçemi bile düzeltirdi. Söz gelimi en güzeli, bak ne güzel bir kelime derdi. Dolayısıyla öğretmen olarak durmadan dilini yenilediği için her baskıda kitaptan sözcükler çıkarır. Örneğin bu kitap 1955'te yazılmıştır. Hemen gösterelim kitabı. Sarı yazma, ha babam sınıfını kastetti. Sarı yazma da babamın yaşam öyküsüdür ve Cide'deki sarı yazmalı kadınların öyküsüdür. Yani onlara olan saygısını gösterir. O da benim sınıftan başlayarak babam sınıfına kadar ailece de geçirdiğimiz sıkıntılı günlerin mizah tarafı değildir, biraz hüzünlü tarafıdır. Bilmiyorum, dünya tarihinde bir örneği var mı? Hani bir düşüncesinden, hatta öyle ki işte yoksulun yanında olan, öğrencilerin kıyafeti olmadığı için şiirler yazan bir öğretmenin hapishane sürecinden sonra yılmayıp yine o iç coşkusuyla, çocukluğuyla mizah eserleri yazabildiğin bir örneği daha var mıdır bilmiyorum. Bir şiir vardır. Sınıfın ozanıyım Mimli, Hababam sınıfının yazarıyım Ünlü, kim ne derse desin çocuklar için yazdım. Bu onu özetler. Çünkü sınıf şiir kitabından 40'lı yıllarda sadece şiir yazdığı için, başka bir siyasi benzetme yapamamışlardır. Çünkü kitabının kabı kırmızı olduğu için bayrağımız da kırmızıydı ama onlar komünizm propagandası dediler. Evet. O yüzden babam yılmadı, siz beni sınıftan içeri atarsanız ben öyle bir roman yazarım ki dünya tarihine mal olur dediği babam sınıfını yazmıştır. Evet, çok da güzel oldu. Tabii çok güzel anılarınız vardır baba çocuk olarak da, değil mi? Bu kadar mizah yönü kuvvetli bir baba, acaba çocuk baba çocuk ilişkisinde nasıldır? Bunu da merak ediyoruz. Arkadaştık biz, baba olmadık. Çünkü samimi söyleyeyim, hatta şunu da itiraf edeyim. Ben gençlik yıllarımda, çocukluk yıllarımda babamı hep bir şeyin arkasında gördüm. Yani ya hapishanedeydi ya hastanede. Eyvah. Hapishanede zaten yaklaşamıyorsunuz, yani terör gibi var. Hapishanede de, hastanede de tüberküloz olduğu için yine yaklaşamıyorsunuz. Mikrobik bir baraj var. Hatta babam benim saçımı okşayarak severken durmadan eline ilaç sürer, kolonya sürerdi ki verem mikrobu geçmesin diye. Hamdi vereme nerede yakalandı? Yattığı hapishanede. Çok üzüldü günlerdi. Evet. Devam edeceğiz sohbetimizi. Biraz daha konuyu yumuşatalım istiyoruz. Sizi de çok duygulandırdık Aydın Bey. Çocuk kitapları dizisine geçeceğiz ama reklamlar var. Reklamların hemen arkasından sohbetimize devam edeceğiz. Evet, 5. mevsim devam ediyor. Bugün Konya Kitap Günleri kapsamında şehrimize gelen, aynı zamanda stüdyo misafirlerimize olan değerli yazarlarımızı ağırlıyoruz. Aydın Ilgaz ve Nilgün Ilgaz misafirlerimiz. Reklamlardan önce Aydın Bey'le sohbet ettik, babasından konuştuk, çalışmalarından bahsettik. Tabii ki süremiz yetmeyecek, biliyordum sohbet etmek için. Ama program bitmeden Nilgün Hanım'a da söz vermek istiyoruz. Çünkü eserleri çok güzel. Ben hemen şöyle ekranımıza tutarken, bu yolculuğa nasıl başladınız? Aydın Bey'in ailesiyle tanışmanız mı vesile oldu, yoksa önceden de yazarlıkla ilgili var mıydı içinizde bazı şeyler, merak ediyorum. Buyurun Nilgün Hanım. Öncelikle yazarlıkla ilgili hiçbir şey yoktu, aklımda yoktu. Hatta şu ilk kitabım olan Çocukluk Limanıma Sığınan Foklar, bu benim tamamen yaşadığım bir olay, çocukluk anılarım. İki tane fok balığı bulmuştuk. O iki fok ve arkadaşlarımla geçirdiğim 4 aylık bir macera. Türkiye'de oldu değil mi bu? Karadeniz Ereğlisi'nde. Aa, çok ilginç. Geçti, evet. O
Yani babama mesela çocukluk anılarımı anlattığımda o hep derdi hani bunları mutlaka bir gün yazmalısın diye. Baba dedim anlatayım siz yazın. Hani yani o kadar hiç ilgim yoktu ki. Ama bir gün gazetede yani yazarlık serüvenimin başlaması bir gün gazetede bir yılda 3 milyon fok yavrusunu öldürdüler diye böyle kocaman bir manşet gördüm. O bir anda beni çocukluğuma götürdü. Çünkü ben de çocukken o bulduğumuz iki fokun kıyımına tanık olmuştum. Eyvah ya. Bu kitap öyle çıktı. Yani ben bu olayı yazmalıyım diye düşündüm. Yazdım, o kitap öyle çıktı. Kim bilir sizi nasıl etkiledi çok, değil mi o çocuk benliğinizi, fokların öldürülmesi? Hiç onu unutamayacağım bir olay. Her yılda yani gazetelere dikkat ederseniz Mart ve Nisan ayında bu yavru da olması şartmış. Çünkü büyük yetişkin foktan o montlar, ceketler yapılmıyormuş hep yavrudan. Tabii de döverek öldürülmeleri... Çok acı bir şey. Daha da acı yani. Acısız öldürülmüyor bu. Evet öyle. İkinci kitap da dostum. Yıllar sonra evet, oğlumuz tekrar çok diyorsun. Köpek istiyordu. Aldık. Bir hafta sonra köpek gitmek zorunda kaldı. Bu bir hafta içinde evde ailece yaşadıklarımız yazılı. Bu da kitabın arkasına doğru köpek gittikten bir hafta sonra anneler günüydü. Anıl'dan öğretmeni anneler günüyle ilgili bir kompozisyon yazmasını istemiş. Anıl oğlumuz. Oğlum. Çok da güzeldi kompozisyon. Okulda birincilik falan almış, ödülü almıştı. Ve öğretmen onu bana göndermiş Anıl, annem bunu saklasın diye. O kompozisyonda tamamen bu olayı anlatıyor. Onu da yıllar sonra ev taşırken elime geçti. Okuyunca gene çok duygulandım. Dedim, hani bu olayı bir yazsam ne olur? Yani hem evde yaşananlar aileyi ilgilendiriyor, çocuk ilişkisi falan. O kitap öyle çıktı. Dostum Çino'yu çok sevince ve gerisini merak ettiler. Hani Çino'ya ne oldu sonra diye. O da devamı olarak sonradan yazdığım bir kitap. Çok güzel. Yani aslında hayvan sevgisi esas kitabımda da ortak olan şey... Hayvan, doğa, insan sevgisi, saygı, özveri bunları üçünde de ortak konu olarak seçtim. Çünkü söyleşilerimde de okullara gittiğimde çok üstüne basa basa şunu vurgulamak istiyorum. Hani teknoloji çok hızla gelişiyor, çok süratle gelişiyor. Ama bunun yanlış kullanımıyla da bu gibi kavramları sevgi, saygı, özveri, işte kitap okuma becerisi... Kendimizi geliştirme, hobilerimiz, bütün bunları yavaş yavaş yitirdiğimizi düşünüyorum. Çocukların bireyselleştiğini düşünüyorum. Çok erken yaşlarda değil mi? Benim çocukluğumdan öyle değildi. Evet. Hiçbir şey öyle değildi. Yani her şey değişiyor, çok farklı oluyor. Çok haklısınız. Programdan önce de sohbet ediyorduk. Hatta öyle günlere götürmüştü ki bizi Aydın Bey. Telefonun olmadığı zamanlardan evet, bahsediyordu. Evet. Fakat o dönemde... güç bela yapılan görüşmelerde o kadar güzel şeyler konuşuluyordu ki. Şimdi hani 7-24 telefonlar elimizde ama kaydeder ne konuşuyoruz? İletişim yok. Yani hiçbir evvelden şey aile aynı anda akşam yemeğine oturur. Orada sohbet edilir. Muhabbet oluyordu değil mi? Arkadaşlar sokakta toplanıyorduk. Yani bir şeyleri paylaşıyorduk ama oyunlarımızı ama bir şeyler anlatıyoruz. Okuduğumuz bir şey paylaşıyoruz. Çünkü yapacak başka bir şey yoktu. Yani hatta oyun geliştiriyoruz, uyduruyoruz. Ama şimdi televizyon ve internet ne yaptı? Çocukları kapadı eve. Peki ne yapabiliriz? Anne babalar, kardeşler, yetişkinler olarak. Benim fikrim aileleri çok suçluyorum ben yani. Ama şu da mümkün değil tabii. Hani ben bunu izleyeceğim. Çocuğa sen git odana. Otur kitabını oku, izleme. Yok böyle bir şey olmaz. Ya izlemeyecek, hep beraber özveride bulunulacak. Hani belli bir saatten sonra ya da çocuğun izleyeceği programlar onları olacak. İzleyebilecek. Ama ödün vermeden bunu da yapmak şart. İşte internet 5 saat oturmayacak başında da 1 saat izin verilecek. Şöyle aslında televizyonda da internette de
güzel seçimler yapılırsa faydalı şeyler olabiliyor ama seçimi yapacak. Biliyorum yanlış kullanımından zaten evet. Yani bütün bunlar oluyor. Aile yani konusundan uzaklaşıp hani neredeyse savaş, yani şehir savaşları, vurdulu kırdılı dediğimiz şeyler artık çok klasikleşti ama yani hep karanlık olaylar, diziler. Ya öyle diziler var ki her hafta ya birbirini dövüyor, vuruyor, kırıyor, çocuğu dövüyor. Yani gerçekten çok kötü. Bir de artık teknolojinin gelişmesiyle beraber çocuk özellikle çocukların izlediği çizgi filmlerin içine konulan bazı işte bilinçaltı simgeleri, mesajlarının da olduğu söyleniyor. Anne babalara çok görev düşüyor. Çok düşüyor. 1991 yılında ilk Irak Savaşı'na çıkartmada İki gün sonra bir Amerikan askeri ağlıyordu, elinde makineli tüfek. Ya ben Atari'lerde çok insan öldürdüm ama bu alet gerçekten adam öldürüyormuş diye. O kadar içi boşaltılmış bir kavram yani onun için. Evet, olduğunu bilmiyor. Adam tetiğe dayanmış, bakmış ki insanlar gerçekten ölmüş. Bunu ben televizyonda izlediğim zaman hep kafamda kurduğum şeyin doğru olduğunu düşündüm. Çünkü gerçekten günde bilmem kaç bin tane bir adam öldüren o oyunlarla. Çocuğun artık acı macı korku filan düşüncesi kalmıyor. Şey, bir tane çok çarpıcı bir örnek yaşadım. Son bir okula gittiğimde bir çocuk, bir kız çocuğuydu, 3. sınıf öğrencisi. Bana dedi ki yani söyleşi bitmişti. Keşke dedi annem siz olsaydınız dedi. Neden dedim, hani anneler çok özeldir, en kötü anne bile hep en çok sevilen, anne sevilir yani. Yok dedi, bilmiyorsunuz siz dedi, ben dedi evde dedi çok yalnızdım dedi. Annem dedi ya internet başında dedi, ya da ya internette oyun oynuyor dedi ya da televizyon izliyor dedi. Babam diğer odada dedi akşamları. Bilgisayarın başında chatleşiyor dedi bu ifadelerle. Ben dedi biliyor musunuz dedi zaman zaman ağlıyorum bile dedi. Çünkü konuşmak istediğimde konuşmuyorlar benimle. Bu o kadar acı bir olay ki yani çok güzel bir örnek ailelere. Evet. Yani çocuklarla iletişim ne kadar çok kurabilirsek, ne kadar çok beraber olabilirsek, ne kadar çok sevgi verebilirsek, bu bize de iyi gelecek bir şey. O kadar aynen, iyi olacağını sadece düşünüyorum ama böyle olmuyor. O çocuklar o kadar saf ki onlarla sohbette çok önemli şeyler çıkıyor ortaya. Çok aile yapımı. Bu arada bilmiyorum fırsatınız oldu mu? Konya'da yeni açılan İlhaf Kütüphanesi'nde, şimdi izleyicilerimiz mutlaka bileceklerdir, Kültür Parkı'nın içinde bir çocuk kütüphanesi yapılmış. Galiba bu bizim şehrimizde bir ilk. Eğer başka varsa beni de bilgilendirin. Diğer şehirlerde var mı bilmiyorum. Kütüphanenin içi tamamen oyuncak gibi dekore edilmiş. İşte arabalar var. Arabanın sürücü koltuğunun yanında kitaplar duruyor. İşte bir elma ağacı var. Elma olan yerlerde kitaplar var. Çok güzel bir fikir. Hani dışarı çıkıldığı zaman genelde hamburgerciye gidip işte sinemaya gidip alışveriş yapıp geri dönülüyor ya. Yapacak bir şey olmadığı için çocuklarla. Ya da en fazla Luna Park'a gidiliyor. Fakat Luna Park'taymış gibi kitap da okunabiliyormuş. İlhak Kütüphanesi'nin çocuk bölümü var. Tekrar altını çiziyorum. Çok güzel bir uygulama. Bir de ben burada daha çok izledim onu. Çocuklar kitap almaya geldiğinde anneleriyle falan. Ya kesinlikle çocuğa o özgürlüğü tanımıyorlar. Yani hep o kitabı ya anne seçecek ya baba seçecek. Yani evet. Çocuk bir başkasının seçtiği kitabı keyifle okumaz. Kendi seçerse kendi seçtiği kitabı daha keyifle okuyabilir. Bunu da çok yanlış buluyorum ama çok dayatmayla kitap alıyorlar. Olmaz. Yani çocuk ağlıyor, ben bunu alacağım. Çok kalın, sen okuyamazsın diyor anne. Baştan şartlıyor çocuk. Çocuk da diyor ki ben okurum diyor. Bırak sen bana demeye getiriyor. Okumazsın, okumazsın diyor. Şimdi anne aslında kendi çocukluğunu anlatıyor çocuğa. Anne çocukken yaptığını ben ona okumazdım. Getiriyor. Sen de okumazsın ha getiriyor. Orada anneler tabii ki seçtiği kitabın cinsini mutlaka görmesi lazım. Ona bir şey diyemeyiz. Hatta önceden okuması lazım. Ama biliyormuşçasına ki okumadığı veyahut o yazarı tanımadığı, hatta o çocuğun dünyasını bilmediği çok aşikar.
anlaşılan şu ki o çocuk o kitabı okuyan arkadaşından, örneğin öğretmeninden duymuş olabilir. Ve çok doğru bir iş yapıyordu çocuk o kitabı seçmekle. Onun kalın olmasını önererek, yani başka bir şey gerekçe söyleyemiyor, sen okuyamazsın. Zaten çocuk annesini babasının karşısında okumak istiyorum demesi bile bir direniştir. Kesinlikle. Bu arada çocuklar kalın kitapları çok güzel okuyorlar. Okuyorlar tabii ki. Son yılların en büyük örneği bir Harry Potter dizisi var. Hani evet. Yan yana konulduğu zaman. Ay, kaç bin sayfalık bir seri. Bir çocuk her şeyden haberdar. Baba yalvarıyor, diyor ki Harry Potter'lar bitti artık, yazılmayacak baba diyor. Belki bir gün gelecek, bir daha basılmayacak. Ne olur şu sonuncuyu alalım diye yalvardı. Yok, almadı. Gitti adam. Ama eli kolu dolu oldu. Kendine bir sürü bir şey almış. Ya bir tane de ona al işte o çocuğa. Ne olur yani. Yok. Evet. Ağlıyor, ağlıyor gitti çocuk. Bütün bir aileleri de gözlemlediniz bu arada değil mi? Alışveriş alışkanlığından aileleri de görüyorsunuz. Çok şey yapıyoruz. İyi örnekler de vardır ama değil mi? Biraz umutlu. Yok, biz bilhassa şimdi öyle anne babaları biliyoruz ki biz çocuk okumam dese o okutmaya çalışıyor, tam tersi. Mesela İstanbul Fuarı'nda çok daha kalabalık olduğu için aileler de geliyor. Yani dayısı çocuğu almış getirmiş mesela veyahut akrabası getirmiş. Ben onlara fark edince ekstradan teşekkür ediyorum. İşte babası diyor şehir dışındaydı da annesi tek başına getiremedi, ben de arabayla aldım. Yeğenimi getirdim diyor. Şimdi o arkadaşa baktığımda bir pazar günü mesela almış yeğenini kolundan, elinden tutmuş ve ciddi bir şekilde ona sempatiyle iyi yaklaşımda, hani başıma belasın annen koydu yanıma diye değil, kitap seçiyor, parasını ben vereceğim diyor. Çocuk olmaz amca, dayı diyor. Bir komşu bile mahallenin çocuklarını toplamış, gelmiş mesela. Hepsine kitap alıyor. Çok güzel. Bir de galiba okumayı öğrendikten sonra çocuklar, hani çok fazla oyuncak alıyoruz ya doğum günlerinde ya da hediyelerde. Yavaş yavaş artık böyle ince sayfalı kitaplardan, değil mi? Kitap hediyelerini alıştırmamız lazım onları. Bunlar hep biraz kampanyayla olacak şeyler. Yani hep birlikte yapmak gerekir. Hani öğretmen şöyle diyebilir, bu sene hep beraber işte arkadaşlarımıza çocuk hediyelerimizde, doğum günlerimizde, benzeri şeylerde kitap hediye edelim, yılı olsun hani. Ama bir şey size söyleyeyim, çocuk 8 yaşından sonra artık kitap okumuyor. 8'e kadar ne yapıldıysa yapıldı mı? Yapılıyor, evet. 8 yaşından sonraki gençler artık harçlıklarını işte kontürünü ayırıyor, cep telefonunun parçalarını ayırıyor, işte ilgi odakları dağılmaya başlıyor ve üzülüyorum ben. Çünkü bir de en büyük hatayı şurada yapıyoruz. Bu sınav zamanında sadece kitaba odaklandığımızı zannediyoruz. Ders kitapları bile evet. Değil, soru dağarcıkları şeyleri, bankacıkları. Ezberler. Oysa ben şunu görüyorum. Kendi kızımda da düşündüm, söylemiştim. Coğrafyası düşüktü ama sen dedim bir sürü roman okuyorsun. Mesela Türkiye'yi tanıtan romanla. Oradaki yerler, işte denizler, dağlar denizlere dik, paralel gibi laflar var ya dedim. Sen gezdiğin zaman da gördün Karadeniz'de dağların dik olduğunu, Ege'de işte nehirlerin araziyi dağıttın. Onları anlatarak okuduğu kitaplardan dünyayı, coğrafyasını geliştirdi. Biz matematiği bile çocuklarımıza korkutarak şey yapıyoruz ama yaşamdan parçalarla anlattığımızda, yani öyküye döktüğümüzde, yani kitaba dökülen öykülerden çocuk matematiği bile seviyor. Biz her şeyi ezberden vermeye çalışıyoruz ki mümkün değil. Çünkü boş geliyor ve test sorularıyla sınıf geçeceğini zannediyor çocuk. Ama hayata hiçbir zaman bir öyküyle bakamıyor. Rakamla bakıyor, puanla bakıyor. Bir soruyu yanlış yapmak bir çocuğu 10 bin kişinin gerisine atıyor.
Bu çok evet. şey. Başka ülkelerde şöyle imtihanı alıyorlar. Bunu ben burada bilhassa anlatmak istiyorum. Liseyi bitiren çocuk hiçbir imtihana girmiyor. Gittiği okulda, üniversitede diyor ki ben şunu olmak istiyorum diyor. Peki ol diyorlar, al bakalım o dersleri diyorlar. O dersleri bir dönem içinde aldığı, kendi seçtiği derslerde belli bir noktaya kadar başarısızsa uyarıyorlar. Bak sen bunlara özendin ama başarısızsın. Eğer bu soruları, şeyleri, notları yükseltmezsen seçtiğin derslerle gene sene sonunda seni bu konuyla ilgili okuldan atarız diyorlar. Yani üniversiteden atarız diyorlar. Ama çocuğa koca bir yıl tanıyoruz. Biz çocuğun yaşamını bir soruyla bir saatte indirgiyoruz. İki saatte belirleniyor tabii. Evet, sonra da bir de o diploma eline geldiği zaman sonrasında ne yapacağını da bilmiyor insanlar. Bir ara onunla ilgili bir haber yayınlanmıştı. İşte ÖSS birincileri, üniversite birincilerinin sonrasındaki asosyal hayatlarıyla tabii. ilgili. Çok büyük bir sıkıntı bu da. İnsan ilişkisini keserek o soruları ezberleyip de üniversite birincisi olabilir, girişte birinci oluyor ama sonra ne oluyor? İşte sonra buraya kadar diyor benim kafam. Şey çok güzel gösteriyor onu. Kenan Işık'ın bilgi yarışması var ya bir tane. Evet. Çok şimdi güzel örnekler var orada. Üniversiteyi birincilikle bitirmiş. Boğaziçi'nin şunu bunu çok başarılı çocuk. Kenan Işık da bir hevesleniyor böyle. Tamam hani bulduk çok galiba iyi işte. Yarışmacı geldi karşıma diye falan ama bir bakıyorsunuz ikinci soruda gidiyor. Birinci soruda eleniyor hemen. Niye? Yani sırf ders çalışmış o çocuk. Başka bir şey yok. Genel kültür yok. Okumamış. Çok acı bir şey ya. Sonuç nereye geliyor biliyor musunuz? Halkın içinde olmadan, doğanın içinde olmadan eğitim almak hiçbir şekilde bir faydası yok. Örneğin bir Japonya'daki çocuğun aldığı eğitimde çocuk 3500 tane meyvanın, sebzenin, hayvanın, ağacın adını öğreniyor. Ve o çocuk eğer ileride çevre mühendisi veyahut inşaat mühendisi veya benzeri bir şey olduğunda herhalde ormanın içinden tem yolunu veyahut işte otobanı geçirmiyor. Biliyor ki o ağaçlar, o meyveler, o tohumlar binlerce ağaç kesildiği zaman ne kadar zarar getirir ülkesine. Dolayısıyla o eğitimi alan gözlerini kapamadan ağaçların kesilmesine müsaade etmiyor. Evet. Doğayı sevmeyen, hayvanları, insanları sevmeyen hiçbir insan yaratıcı olamaz. Ben buna kanıyım. Evet. Onun nedeniyle eğitimimizi seven, bölüşen, özverili olan insanlardan oluşmasıyla biz Türkiye'yi düzelteceğimize inanıyorum. Yoksa hep keseceğim, biçeceğim ve arazi kazanacağım olmuyor. Yani çok yüksek gökdelen bile yapmak bence bu ülkede birçok şeyi unutmak oluyor. Uzaklaşıyoruz. Yükseldikçe apartmanlarda, gökdelenlerde birbirimizden kopuyoruz. Dün internette bir paylaşım okumuştum. Aklıma o geldi, aradaki mesafenin açılması denilince. İki insan birbirine neden bağırarak konuşur başlıklı bir yazı vardı. Şöyle başlamış yazar. Normal mesafedeyken birbirimizi duyarız. Ama uzaklaştığımızda inanırsak sesimizi yükseltmeye başlarız. Yan yana otursak bile. Birbirine bağıran iki insan aslında çok uzaktan konuşuyordur. Birbirlerine çok uzaktır demiş ve yazıyı bitirmiş. O kadar etkilendim çok ki güzel. Ben bundan. Bağırmaya hiç bu açıdan bakmamıştım mesela. Bir de ben bu gökdelenlerdeki yerleşik düzende oturan yani daireleri bölüşen insanlara sormak isterim. Siz asansöre bindiğiniz zaman o kalabalık içinde nereye bakıyorsunuz diye. Mahallede yürürken, sokak arasında, komşularımızın arasında, evlerin arasında yürürken birbirimize selam veririz. Ama bir gökdelene yerleştirildiğimiz zaman birbirimizi tanımadığımız için göz göze gelmekten korkarız. Ya tavana bakarız ya yere bakarız. Evet, günaydın, bir merhaba. Hani bir günaydın sözcüğü. Hani denir yani. Bir günaydın merhaba sözcüğü. Bence bütün kilitleri açıyor. Ama biz koskoca apartmanın içindeki dairelerde oturanlar kimse birbirini tanımıyor. Tanımadığı için de birbirinden uzaklaşıyor. Yardımlaşma ve sevgi duyguları azalıyor.
Hatta gizlilik duyguları gelişiyor. Yani birbirimizden ne yaptığımızı saklamaya başlıyoruz. Paranoyak oluyoruz değil mi? Evet. O bana bunu mu düşünüyor, onu mu yapacak? Şimdi evet. Bu insan biraz suratı asık geliyor, yolda giderken kenara doğru kaçıyoruz falan. Halbuki selamlaşmak değil mi asıl olan? Çok güzel. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Kitap okumakla başladık, onunla bitireceğiz inşallah. Burada söylemiş olduğumuz çok güzel noktalar vardı. 8 yaş kritik bir yaş dediniz. Evet. Çocukları aşıladık okuma sevgisini. Evet. Yoksa 8. sonu, sınıf pardon. 8. sınıf. Evet. Evet, ortaokula denk geliyor. Ve bu noktada çok önemli bir şey var. Çocuğun ama okul öncesi de var tabii yani. Tabii, anaokulu. Mesela geliyor anne, o da okuma bilmiyor, kitap okuyamaz diyor. Ay, sen oku ona yani, çocuk tabii ki okuyamayacak, okula gitmiyor ama masal okuması gibi bir şey. Tabii, evet. Tabii. Burada bir de çocuk kitap okurken biz onun ne yaptığını biliyor olacağız. Hani bilgisayar başında ne yaptığını çok bilemeyebiliyoruz. Evet. Çünkü anne babalar çok fazla teknolojiyle haşır neşir değiller. Kitabı açmış ve 2 saat uslu duran bir çocuk. Bundan daha güzel bir şey olamaz herhalde değil mi? Yaramazlık yapmasın lazım. Hatta ben gençtim, çocukluğumu anımsıyorum. Matematik dersinde Hababam sınıfını açıp da okuyan arkadaşlarımın o kadar sakin durmasından öğretmen şüphelenirdi. Sen beni dinlemiyorsun, başka bir iş yapıyorsun. Niye dediğinde şöyle şey, hiç yaramazlık yaptığını görmedim diyordu. Şimdi kitap okuyan çocuğun mutlaka kendi dünyası oluşuyor ve kimse ona görsel olarak bir şey göstermediği için o gittikçe başka dünyalara, mutlu dünyalara gidiyor ve bence sinema izlemektense romanı okumak çok daha iyi. Evet, hatta deriz ya sinemaya uyarlanmış filmleri izledikten sonra hiç kitabındaki tadı alamadım diye. Aynen öyle. Çünkü kitap bambaşka bir şey. Ben onu kendi, ben rejisör ben oluyorum. Ben seçiyorum orada söz edilen ağacı. Hayal başka bir şey. O ağacın arasından yürüyorum deyince benim kendi ağacım var. O rejisör bana bir ağaç gösteriyor. Ağaç budur diyor. Evet. Hayal etmek çok güzel bir nokta değil mi? Tabii. Harika. Bu arada hayata öyküyle bakmak cümlenizi yazdım ben bugün not defterime. Çok güzel bir cümleydi. Ben de ilk defa bu lafı ettim. Çünkü motomot değil hiçbir şey. Evet. Her şey değişebilir. Değil mi? Güzelleşebilir. Önemli olan bizim nasıl baktığımız. Tabii. Bir de şunu vurgulayayım. Ben yazar değilim, yazamam filan diyen birçok insanlar var ya. Ben şöyle diyorum. Diyelim ki İstanbul'da veya büyük şehirde büyük bir yangın olsa ve bunu bütün insanlar izledikten sonra bu gören insanlara oturun, gördüklerinizi yazın dediğimiz zaman, diyelim 5000 kişi, bunların içinde yazılanları tek tek incelediğimizde, hani bu gazete haberi gibi, bu yeteneksiz, bu beceriksiz filan gibi ölçülerden sonra biz süzmeden geçirdiğimiz zaman sonunda bir tanesini buluyoruz. Bu çok iyi olmuş diyoruz. İşte o bir tanesini bulmak demek romanın başlangıcı demek o. Çünkü çocuk o yangını anlatırken veya kişi sadece gördüğünü yazmıyor. Orada yanarken bir söz gelimi odadaki bir arşivin de yandığını veya bir kedinin oradan kaçarken bir daha yuvası olmayacağını, bir yaşlı teyzenin, ninenin işte koltuk kollarından tutularak dışarı çıkardığında yıllarını geçirdiği eve dönüp baktığında bir, her şeyin yok olduğunu görmesi. Bu bir edebiyata doğru gidiş. Bir yangın bile insana çok şeyler söylettiriyor. Onun için biz gördüğümüzü yazamamaktan korkmayalım. Yazdığımızla birçok şeyi belirtiriz. Hatta birileri de bu ilk defa bu şekilde bana bir yangın anlatıldı diyebilir. O yüzden edebiyat sadece büyük yazarların yapacağı bir şey değil. Yeter ki çok okuyarak onlardan örnek almak. Yoksa Türkiye'de bir espri vardır. Bir şiir kitabı çıktığı zaman çok az satar. Fakat binlerce, on binlerce kişi şairdir. Hiçbir şair bir başka şiir kitabını okumaz. Kendisinin şiir kitabı oldukça. Dolayısıyla başkalarının yazdıklarını okuyarak insan ancak gelişir. Evet. O yüzden de okumayan insan hiçbir zaman yaratamaz. Yani yeni bir şey oluşturamaz. Evet. Bir de bir şair potansiyel açısından diğer ülkelerden daha mı şanslıyız acaba Aydın? Çok. Çok mu duyguluyuz yoksa anlatamıyor muyuz konuşarak bazı şeyleri? Kız tavlama sanatıdır şair.
Yıllar önce eskiden mani yazardık değil mi? Doğru, evet. Mani yazmak, işte bu da bir bakıma az okumamıza neden oluyor. İki diziyi yazıp işte diyorsun, duygularım bu. Ondan sonra da işte şeye geliyor iş, internetteki selamı SLM yazmak, kısaltmak. Peki roman yazmaktan kaçıyoruz. Çok kelime kullanmadan iki dizeyle yani şiir yazdığımızı zannederek bir nevi... Halbuki şiir yazmak daha zordur. Zordur tabii. Hani az şeyle çok duygu ifade etmek, az kelimeyle. Yani şarkı sözü yazarı olmak bir nevi biz yavaş yavaş şairliğe doğru çektik. Şarkı sözü yazmak şairlik değildir bence. Evet. Bir başka şeydir, edebiyat türüdür o. Bugün geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tekrar gelirseniz yine bekliyoruz. Burada veda etmiş olmayalım sizi. Bu arada pazar gününe kadar Konya'dasınız değil mi? Evet, pazar akşamına kadar oradayız. Fuar bitene kadar. Sizinle gelip tanışabilirler, kitaplarınıza ulaşabilirler. Tabii. Yine aynı şekilde Çınar Yayınları'nın kitapları var. Farklı yayın evlerini de orada bir araya getirdiniz. Biz İş Bankası'nı da Yapı Kredi'yi de getirdik. Orada klasikler var. Ben onları özellikle getirdim. Dünya klasikleri var. Bunlar iyi dil çevirisi yapanlardan alındığı için ben her klasik kitabında doğru bir çeviri olacağına inanmıyorum. Mümkün olduğu kadar dünya edebiyatından da faydalanalım. Böyle kapanmayalım bazı kendimize göre. Evet. Çok teşekkür ediyoruz tekrar geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Evet, bugün Aydın Ilgaz'ı ve Nilgün Ilgaz'ı ağırladık. Konya Kitap Günleri devam ederken mutlaka standa, fuara gitmenizi öneriyoruz. Yarın yine 2'yi 5 geçe burada olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.